Çektin Akgül. Ne yaptım ya? Ne yaptım ben ya? Efendim Yağmurcuğum. Baba ne yaptınız? Ne yaptınız? Akgül'ü teslim ettin mi? Tatlım şu an konuşmak için doğru bir zaman değil. Tamam baba. Baba lütfen beni bir dinler misin? Akgün'ü teslim etme lütfen. Yağmurcuğum lütfen ama. Baba Akgün'ün bir suçu yok tamam mı? Sana yalvarıyorum bırak kaçsın gitsin Akgün lütfen baba. Yağmurcuğum ben bu devletin savcısıyım değil mi? Hukuki olarak elimden ne geliyorsa yapacağım ben bu çocuk için tamam uzatma da. Anlattı mı sana her şeyi? Ha? Baba Akgün seni bırakamadı tamam mı? Başına ne geldiyse bu yüzden geldi. Ne? Nasıl beni bırakmadı? Ne yaptıysa seni korumak için yaptı tamam mı? Burada kalmasının sebebi de oydu. O insanların yanında durursa seni koruyabileceğini sandı baba. Ya bana da yemin ettirdi. Anlatma sen, ben anlatacağım savcıma dedi. Baba bana da yemin ettirdi ya. Baba. Baba beni duyuyor musun? Baba günü kaderine teslim etme. Kapat Yağmur, kapat telefonu. Sen benim için mi kaldın lan burada? Ha? Bir cevap ver, cevap ver. Sen benim için mi kaldın burada? Sen benim için mi burada kalıp bu adamların arasına girip mafyaya oyun kurdun? Yağmur'a söylemişsin. Bir de demişsin babana sakın söyleme. Yemin ettirtmişsin kıza. Ben zamanı gelince söyleyeceğim demişsin. Öyle mi oldu? Bir işe yaramadı ama baksana savcım demek. Oğlum sen böyle bir şeyi nasıl yapıyorsun lan? Sen böyle bir şeyi nasıl yapabiliyorsun ya? Kimsin oğlum sen? Nereden alıyorsun sen bu cesareti? Adamların arasına girmek benim için, o adamlarla yan yana durmak falan ne demek oğlum bu? Ben gönüllü girdim savcım camianın içine. Bana bir teklif geldi tepeden, tamam mı? Ben de kabul ettim. Olay da şu, senin infaz emrin verilmişti. Kalemini kırmışlardı senin. Ben de nasıl engellerim diye düşündüm. Onlara bir tane şart sundum. Şart da şuydu, dedim savcıya en ufak bir eylem yapılacaksa bunu önceden bana haber edin. Benim haberim olsun engelleyebilmek babında. Ama ben en baştan beri oyun kurduklarını hesap edemedim. Onu düşünemedim. Akıl edemedim yani. Ona kızıyorum. Ulan sana sonra ne olacaktı? Bu işleri çözdün. Sana ne olacak sonra? Sen bunu hesap etmedin mi? Ne olacaksa olacaktı bana da. Ulan senin aklın hiç mi çalışmıyor? Hiç mi çalışmıyor oğlum? Sen kafayı mı yedin ya? 20 yaşında bir tane çocuk. Bütün devletin bütün imkanlarıyla seferber olduğu bir tane organize çeteye sen karşı mı duracaksın? Ha sen kimsin? Nereden geliyor bu cesaret lan? Sen ne için yapıyorsun bir de bunu? Neden yapıyorsun bunu? Bana yaptığın yanlışı düzeltmeye mi çalışıyorsun? Kendi hayatını hiçe sayarak benden özür mü dileyeceksin? Ne oluyor yani? Bir sakinleş bir şey anlatacağım sana. Bir dinle bir sakinleş ya. Çocukluğumda böyle bir deniz kenarında sahilde bir evimiz vardı bizim. Ben de o sahile bayılıyordum. Her seferinde iniyordum o sahile savcım. Kargalar oluyordu o sahilde. Ben de o kargalara ekmek atıyordum. Kırıntılarını oraya bırakıyordum, uzaklaşıyordum. Uzaktan izliyordum o kargaları. Geliyorlardı, yiyorlardı. Sahildeki diğer çocuklar bir gün o kargaları taşlamaya başladı. Benim de gözüm döndü. Fena ama. Ben çocukları bir taşlamaya başladım savcım. Büyük büyük. El kadar taşlar atıyorum. Bir tanesinin kafasına geldi. Açıldı kafası bu kadar. Hastanelik oldu çocuk. Sonra gel zaman git zaman ben bir hafta sonra yine gittim o sahile. Kargalardan bir tanesi geldi benim omzuma kondu. İnanamıyorum bu omzumda bir tane karga var yani simsiyah kocaman bir şey. Sonra o karga beni bir sene boyunca takip etti savcım. İnanır mısın? Ben nereye gidiyorum o karga oraya geliyor. Ben nereye gidiyorum o... Allah kafayı yiyeceğim ya. Bu karga beni takip ediyor diyorum. Sonra meğer öğrendim ki yapılan iyiliği unutmazlarmış kargalar. Benimki de o misal.
Sen beni kargaymışım gibi say. Öyle bil. Sana yaptığım ihanetin bedeli olarak yapmadım da bunu. Senin yaptığın iyiliklere karşılık bunu yaptım yani ben. Bu geldi benim aklıma. Başka da ya yanlış yaptım belki biliyorum ama. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ya tamam sakinleş. Ya ben ama şimdi sen beni öyle bir durumda bırakıyorsun ki oğlum yani. Ben şu anda ne yapayım sana yani saldırayım üstüne ağzını yüzünü dağıtayım mı yoksa sarılıp bağrıma mı basayım ben ne yapacağımı bilemiyorum ya. Ben bu ikilemi niye yaşıyorum lan? Yürü git arabaya geç. Geç arabaya. Allah'ım ya Rabbim ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.